Değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Filistin için Tek Yürek Zirvesi'nde konuştu. Lider eşleriyle birlikte ateşkes çağrısında bulunan Emine Erdoğan, Filistin halkına her zaman destek vereceklerinin altını çizdi. Bu vahşeti durdurmak için hangi ölüm eşiğini bekliyorsunuz ifadeleriyle Batı'nın sessiz kalmasına tepki gösterdi. Biz hala hayatta olan masumlar için amasız ve niyetsiz bir ateşkes talep ediyoruz. Gazze bugün artık meşhur çocuklar şehri. Bir anne, bir kadın, bir insan olarak böyle kirli bir mirası hesabı görülmeden sonraki nesillere devretmeyi reddediyorum. İsrail Devleti'nin ilgili bütün mensuplarının işledikleri tüm savaş suçları sebebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarını talep ediyorum. Neredeyse bir asırdır Filistin halkına reva görülen ırkçı uygulamaları, sistematik hırsızlığı ve işgal planlarını artık bütün dünya apaçık bir şekilde gördü. Buradan İsrail Devleti'ne ve dünyada barış ve düzeni tesis etmekle mükellef Birleşmiş Milletler'in daimi 5 üyesine sormak istiyorum. Bu vahşeti durdurmak için hangi kritik ölüm eşiğini bekliyorsunuz? Başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğü korunmuş tam bağımsız bir Filistin devletini kapsayan iki devletli çözümün vaat ettiği gecikmiş barışı tesis etmenin artık tam da vakti. Bölgenin ve hatta dünyanın barış ve huzuru için Filistin'deki haksız işgal sona ermeli ve İsrail gasp ettiği toprakları sahibine, Filistinlilere geri vermelidir. Gazze çocuklarına aydınlık bir gelecek sunabilecek şekilde yıkıntıları arasından yeniden inşa edilmelidir. Şimdiden bir fon kurulmalıdır. Filistin hayali bizim ellerimizde, vereceğimiz sözlerimizde, bugünkü eylemlerimizde, ateşkes ilan edilene dek onlar için bulunduğumuz her yerde elimizdeki tüm imkan ve araçlarla nöbet tutalım. Gelin bu buluşmayı sözden eyleme taşıyarak Filistin'de barış için bir inisiyatif haline getirelim.